larımızdan biri de sevgili Serdar ortaçtı ve siz anlatırken gönlümden şu geçti keşke ben Serdar'dan da bu şekilde itinayla oynadım ve hiçbir şey kaybetmedim cümlesini duyabilseydim ama Serdar'ın hikayesi e, sizden biraz farklı, onda bir hüzün, onda bir kaybetme hikayesi, onda başka bir hesaplaşma var. Sizin kadar kontrollü gidememiş bu konuda. Siz de aslında sık sık görüşüyordunuz. Şu an arkadaşlarınız ne aşamada? Diyalog içerisinde misiniz? Koptunuz mu? Hiç bu aklı birbirinize veremediniz mi zamanı? Soru gelsin. Serdar Ortaç'la dostluğunuza ne oldu? Hiçbir zaman bozulmadı dostluğumuz. Asla. Ama biz ona çok tavsiyelerde bulunduk. Gerçekten. Yani şunu bırak artık dedik ya. Nedir yani kazanacağın? Ne kazanabilirsin? Kaz kaybettiklerine bak önce bir ya. Ya neler kaybetti. Benim canım arkadaşım ama neler kaybettiğini biz çok iyi biliyoruz. Hı hı. Yani o kadar bağımlı oldu ki bir türlü kopamadı. Yani o da öyle de şarj oluyor. Yani belki de diyelim ki besteyi oradan etkilenerek yapıyor. Orada yani yapabiliyor diyelim. Ama bütün telif haklarını sattı ya. Buraya kadar geldi durum. O hayatının garantisiydi onun, emekli maaşıydı onun. Telif haklarını satmak ne demek ya? bunu ne için sattığını biliyor musunuz? Ne için? Evinde kumar oynamak için sattı. Ben çok yakın arkadaşıyım. Bunu benden iyi kimse bilemez. Bütün şimdi şarkıları nerede çalınsa para sattığı adama gidiyor. Onun parasını aldı yine kumarda bitirdi. 50 kere söyledik yani. Yine biz ondan vazgeçmeyiz. O da bizden vazgeçmez. Ama vazgeçiremiyoruz kumardan.